Arkadaşlar merhaba. Şimdi yazıcımızın kablolama işlemleri bittikten sonra bunun için yazılımlarımızı indirmemiz gerekiyor. Biz Arduino tabanlı kartlar kullandığımızdan dolayı ve yazılım olarak da Merlin kullanıyoruz. Merlin 2.0 kullanacağız burada. Merlin download dediğimiz zaman karşımıza zaten çıkacaktır. Merlin firmware. Web sitesine girdik. Burada download kısmından 2.0'a Merlin'in. ...5.2 MB'lik bir dosya. Klasörde göster diyelim. Ctrl X ile bunu alalım. Ctrl V ile yapıştır diyelim. Bunu buraya çıkartalım. Klasör olarak. Evet. Arkadaşlar Merlin, şurada görmüş olduğumuz Merlin dosyasını açıyoruz. Evet, Arduino'muzun da yüklü olması gerekiyor. Arduino'nun da son sürümlerini Arduino'nun kendi sitesine indirirsiniz. Şöyle aşağı alalım. Bizim ayarları yapacağımız yer arkadaşlar Configuration H dosyası. Şurada Configuration Advanced H dosyası var. Bu da daha ayrıntılı ayarlar, değişiklikler yapmak isterseniz kullanırsınız. Ama şu anda bunda yok. Bizim yazıcıyı çalıştırmamız için burada yapacağımız değişiklikler bize yetecektir. Nerelerden değişiklik yapacağız? Öncelikli olarak haberleşme hızımızı ayarlayacağız. Haberleşmede seri port kullanılıyor. Burada biz de seri port hızını burada 250 bin olarak ayarlamış. 250 bine hiç dokunmayalım arkadaşlar. 250 bin olarak kalsın. Şu kısım kimi yerlerde bunu 115.200 olarak değiştiriyorlar. Kartımız bizim kartımız arkadaşlar bu Motherboard RAM 14FB'yi destekliyor. O nedenle kartımızda da bir değişiklik yapmayacağız. MacBase'de kartımız, daha önceden bahsetmiştik. O kartımızın bu RAM 14 1.4'ü desteklediğinden bahsetmiştik. Şuradaki ekstrelerden FB'de işte sıralamasından bahsediyor. Fan ve yatak olduğundan. Şurası bizim için önemli. Eğer ekranımızda makinemize isim vermek istiyorsak kendimize ait veya de kendi ismimizi, o zaman öncelikli olarak şuradaki çift slash'ı kaldırdık. Burada da 3D printer yazar şu andan itibaren ve sonunda da hazır yazacak. Biz buraya tırnak içine okulumuzun adını Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Arman Metal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak yazıp bırakalım. Devam ediyoruz. Başka nerelerde değişiklik yapıyoruz arkadaşlar? Şu bir ekstrüleri zaten değişiklik yapmıyoruz şunda. Eğer çift ekstrüle falan kullanıyorsanız. Şurada bakın filament çapı 3 mm demiş. Bizdeki makaraların üzerine baktığımızda 1.75, zaten 1.75 olarak yazıyoruz. 1.75 mm olarak. Bunun bir şeyi yok şu anda bizim yazıcımızda ama kimi yazıcılarda farklılıklar gösterebildiği söylenir. Özellikle filament çapını ölçen yazıcılarda, yani akışkanlı daha bırakabilmek için biraz daha profesyonelce olan kısımlarda. Şöyle geliyorum. Buralarda bir değişiklik yapmıyoruz.
hızlı bir şekilde gidelim. Şu piyadelerin kontrolleri, termokuplarımızın kontrolü. Evet, şurada bakın temp sensör 0 dedi bizim. Eksüelerin sensörü açık, 1 olanlar açık. Şurada biz arkadaşlar tabloda kullandığımız için o tablomuzun da bir KT yüzü var. Onu da açık vaziyete getiriyoruz bir. Diğerlerinde artık açık durumumuz yok. Şöyle giriyorum. Şu minimum sıcaklıklara dokunmuyoruz. Aslında maksimum sıcaklıklarda. Burada ayarlamaya kalkıştığınız zaman maksimum en fazla 275'e kadar çıktığını göreceksiniz. Şu yatağında 150 dereceye kadar çıktığını göreceksiniz. En fazla. Şunu düşürelim istersen. Bu kadar sıcaklıklara çıkmaz. 100 derece yapalım. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Mekanikal settinglere geldik. Termallerde korumalar kısmı. Evet, yani stop. Buraya geldik. Burada ayar yapıyoruz. Ve yapmamız gerekebilir. O da şurası. Bunlar false arkadaşlar. Biz normalde normalde kapalı kontak şurada dediği gibi kullandık. O nedenle şu anda değişiklik yapmıyoruz. Bunu daha sonra bakacağız. Eğer değişiklik yapmamız gerekirse bu false'ları true yapacağız. Nasıl bir değişiklik oluyor burada? Örneğin sizin false'lar işte normalde kapalı kontak olması gerekirken hepsi açık duruma geçmiş olabiliyor ama bakacağız onlara. Burada bir değişiklik yapmıyoruz şimdilik. Programımızı büyükleyeceğiz. Ondan sonra Frontface'le bir bakalım. Oradan hareketle değişiklik yapmamız gerekiyorsa yaparız. Şöyle geliyorum. Evet, şurası arkadaşlar. Şurası bakın. Default Axis Step Per Unit. Burada da bizim bir turdaki mesafemizi yani belirlememiz gerekiyor. Bu da nedir? İşte bizim kullandığımız kasnağa bağlı, kayışa bağlı veyahut da kullandığımız vidalı dişli sisteme bağlı olarak değişmekte. Bunların hesaplamaları var. Hesaplamaları daha sonra başka bir anlatımda anlatırız. Hesaplamanın dışında da hesapladıktan sonra da sizler tekrar ölçümler yapmanız gerekiyor. İşte kumpasla ölçümler yaparak veyahut da daha hassas istiyorsanız mikrometrelerle ölçümler yaparak tam değeri bulabileceğinizi göstereceğiz. Bizim makine için biz T2 kayış kullanıyoruz. T2 kayış kullanıp 20 dişli kasnakla bunu sürdüğümüz için burası 80'ler bu şekilde zaten çıkıyor. X ve Y'de kayış kasnak sistemi kullanıyoruz. Z'de ise metrik 8 dişli kullanmışız. Yaptığımız hesaplamaların dışında da ölçümlerde bizim buranın 1600 olması gerektiği. Hesaplarsanız metrik 8 dişli de 2500 falan çıkıyor. Şurası da bizim eksüelerimizin dişli çapına göre değiştiği için bizde 96 biz ideal olarak bulduk. Bunları bu şekilde değiştiriyorum. Şurada ise sizin motorların alabileceği maksimum hız değerleri arkadaşlar. Yani biz 300 ve 5-25 olarak kalsın. Şu anda bizim için bunlarda değişiklik yapmıyoruz. Ve devam ediyorum. Buralarda bir değişikliklerimiz yok bizim açımızdan.
Nasıl arkadaşlar, bakın şurada zaten şekilde de vermiş. Nozulumuzun tablomuza göre başlangıç kısımlarından bahsediyoruz. Biz burada 10, 0 zaten genelde tablonun iç kısmına yazdırdığımız için sıkıntı yok. Bunu da değiştirmiyoruz. Şöyle devam ediyorum. Evet, şurada motor yönlerimiz arkadaşlar bizlerin. Burada bizim motorlarımız false true false olarak gösteriyor. Bunlar da şimdilik kalsın. Motorlarımızı çalıştırdığımız zaman yönlerine bir bakalım. Ona göre değişikliğimizi gerçekleştiririz. Şurada XR motorumuz var. Bu da false. Buna da bakarız. Eğer ters dönüyorsa motorlarımız ters döndüğü zaman buradan değiştireceğiz. Direction'larından motorlarımızın yönlerini değiştirebiliyoruz. İlk başlangıç için. Şurada şunu ifade ediyor -1'lerde. Buradaki 1 ve -1 olması. Switch kısmından uzağa doğru gittiği zaman -1. Eğer uzaktan switch'e doğru gelsin diyorsanız home kısmı, o zaman 1 yapmanız gerekiyor. Bizimkisi -1 zaten switch'ten, home switch'lerinden gidecek. Evet, şurada tablomuzun ölçüleri var arkadaşlar. Bizim tablomuzdaki ölçümüz 270 mm. 270. Bizim kullandığımız Z'imiz de arkadaşlar yine 270 Z tablomuzda. Yani printerımız 270, 270, 270 mm ölçülerinde. Şöyle devam ediyorum. Başka buralarda yok değişiklik yapacağımız kısımlar. Genelde de yazıcılarda zaten bu değişiklikleri yapıyoruz biz 3 boyutlu yazıcılarımızda. Şöyle şurada EEPROM'u açabilirsiniz. Biz açmıyoruz EEPROM'u. Zaten ayarlarımızı yaptıktan sonra daha değiştirmeye gerek yok. Evet, birçok ayarlar var. Bunlar yapılabilir arkadaşlar ama önce bir yazıcımızı bir çalıştıralım, hareket ettirelim. Ondan sonra gerekli olan ayarlar yapılabilir. Öncelikli ayarlarımız bunlar. Şurada dil var. İngilizce dilimiz. Bunu Türkçe yapmak istediğimizde TR yazacağız arkadaşlar şuraya. Hatta bunu TR küçük harfle yazmamız gerekiyor. TR olarak yazdık. Evet, şurası bu şekilde kalsın arkadaşlar. Western vesairelik yapmayın. Evet, bizim ekranımız da SD kartla da yazdırabiliyoruz. SD kart desteğiyle yazdırdığımız için SD kartı da açıyoruz. Çipsi başımızı kaldırarak SD kartı açtık. Şöyle geliyorum. Evet, şurada speaker var. Bunu da açarak çeşitli seslere doğru gidebiliriz. Açmasınız da olur. Evet, burası önemli arkadaşlar. Burada kullandığımız bizim ekranımız Reprop Discount Small Controller. O nedenle açacağız. Başka bir ekranda açmıyorsunuz. Sadece bir tane ekran açın. Başka ekran açarsanız sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Evet, yaptığımız değişiklikler bu kadar. Bu değişikliklerimizi şimdi kartımıza yükleyeceğiz. Şuradan araçlardan taktik, comport, evet 12 nolu comport.
Mega 2560 işlemci aynı şekilde. O zaman şöyle tıklayalım. Değerlemeye başladı. Değerlemek biraz zaman alacak. Ben prompt phase'den bahsetmiştim size arkadaşlar. Bir de prompt phase'i yükleyelim. Print run diyerek girerseniz şöyle Getit buradan şuradan Windows olan kısımdan en son 2017 sürüm var. Şuradan indirelim bunu da. Bu derlemesini yapıyor. Şöyle gönderelim. Ctrl X ile alalım. Şöyle Ctrl X'tirelim. Evet, printrun'da şurada prompt phase var arkadaşlar. Yükleme yaparken biraz da bundan bahsedelim. Şurada bakın comportumuz var. Buna değişikse bağlayabiliriz ama örneğin buradan bağlayken bazen yüklemeye çalışıyoruz. O zaman Arduino kısmında yükleme yapmayacaktır. Haberleşme hızımız 250.000. Connect dediğimiz zaman bağlantıyı sağlıyoruz. Daha sonra disconnect'e de çıkış yapıyoruz. Şunlar da bizim motorlarımızın yönleri işte X artı yönünde X yönünde Y artı yönünde Y X yönünde hareketlerimizi sağlıyoruz. Şunlar da bizim adımlarımız yani 1 milimetre git, 10 milimetre git, 100 milimetre git dediğimiz kısımlar. Şuradan girdiğimiz zaman şunun kısmını seçeceğiz. Veyahut da bunların X'i home'a götür, Y'yi home'a götür. İşte komple home'a git, Z'i home'a götür. Bu kısımlarımız var. Z'i de buradan kumanda ediyoruz. Şu kısımda ise arkadaşlar biz sıcaklıkları açıp kapatabiliyoruz. Bağlandıktan sonra değişiyor. Nedir? İşte bizim ekstrüderin sıcaklığı, tablanın sıcaklığı. Şuradan da ekstrüderimize biz hızımızı ayarlıyoruz. Kaç milimetre göndermek istediğimizi filamenti. Buradan ayarlayarak filament ölçüsünü filan bulmakta da bize burası yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Evet yüklememiz tamamlanmış. Şöyle o zaman şuradan bir açalım yazıcımızı da. Connect diyelim. Evet, bağlantı sağladı. Şu kısma M119 yazıyoruz. Send dedik. Evet hepsi open. Görüyorsunuz. Evet şirket olmuş olsaydı o zaman bizim o end stoplardaki fosları true yapmamız gerekecekti. Burada bir sıkıntımız gözükmüyor. Şöyle X'i basıyorum. Send diyorum. Evet. Triggered. Çalışıyorum çalışmıyorum diye de aynı zamanda böyle kontrol edebiliriz. Send diyorum. Evet. Triggered. Şurada var. Z'imiz. Evet. Bunlar çalışıyor. Şimdi motorlarımızın bir yönlerine bakalım. Örneğin X motorumuzu 10 milimetre evet X motoru ters yönde çalışıyor arkadaşlar. Artı yönde çalışması gereken X motorumuz ters.
Y'ye bakalım. Ve çalışması gerekir y'imizin. Tekrar bakıyorum. Evet, y'de bir sıkışma var. Herhalde buna bakacağız. Ama y'ye doğru çalışıyor. Z'e bakıyorum. Z'de ters çalışıyor arkadaşlar. Yani yazılımımızda X, Y, Z motorlarının bulunduğu yerlerimizi bulup değiştireceğiz. Burası da şurada 1060. satırdaydı herhalde. Y motorumuz doğru, diğerleri ters çalışıyor. Direction'larını değiştireceğiz. True ise false, false ise true yapacağız. Evet, şu. O zaman bunların hepsini true'ya çevireceğiz. Ve yeniden gönderelim arkadaşlar. Evet, yüklememiz tamamlandı. Tekrardan bir bağlantıyı sağlayalım. Ve motorlarımızın yönlerine bakalım. Evet, Z motorumuz düzelmiş. X motorumuza bakalım. Evet, X de doğru yönde gidiyor. Y'de zaten bir sıkıntı görmemiştik. Evet. Y'de doğru gidiyor. Böylece motorlarımızın yönlerini test etmiş olduk. Sıcaklıklarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yatağımızda PLA ve ABS için sıcaklıklar zaten burada yazıyor. Dediğimiz gibi bu kısmımız da böyleydi. Yazılımımız da burada bu. Yazıcımız şu anda ayarlar kısmı olarak tamam.